Bilur. Ben bu konuşma İngilizce vereceğim ama Bilur tercüme edecek. Evet. Okay, so I will speak to you about archaeology and conservation and the connection of archaeology and conservation to museums, and especially what a museum needs to do in the 21st century, because museums now are very different from what they were even 20 years ago. Arkeoloji ve müzeler ve müzelerin aslında üstlendikleri konservasyonla bağlantılı olan rollerini bugün anlatacağım. Evet. I will speak about the three sites in Turkey where I've worked, beginning with Aphrodisias, then Troy, and then Gordian. I've been lucky enough to have the opportunity to work for the last 40 years of my life in Turkey. So it is very much a second home for me. Benim için aslında ikinci evim diyebileceğim yer Türkiye ve 40 yıldır Aphrodisias, Troya ve Gordion'da çalıştım. Evet. This is me in 1980, 40 years ago, and I'm showing it to you to emphasize how important it is that archaeologists get training in object conservation, because sometimes we find ourselves in a position where we have to conserve antiquities, and if we don't have training, then we don't know how to do it. And when I went to Aphrodisias, I was given a sack of coins and a group of dental tools made out of metal and told to clean the coins. I had no training in conservation, and this sort of thing should never happen again. 1980'de Aphrodisias'ta olduğum dönemden bir fotoğraf paylaştım. Çünkü arkeoloji öğrencileri aslında konservasyonu bilmezler. Ama bu konservasyon deneyimim çok ilginçti. Önüme antik paralar verildi ve dişçilerin kullandıkları aletler ve temizlemem söylendi. İyi bir fikir değildi ve şimdi yasak tabii. Tabii ki. Evet, Brian. When I was working at Aphrodisias, I spent some time at Ephesus learning about the conservation or anastylosis of ancient buildings. And I worked with Friedmund Weber, who was restoring the Library of Celsus at Ephesus and the so-called Tetrapylon at Aphrodisias, which you see here. Öğrenciliğim zamanında Efes'teki Celsus kitabı ve Aphrodisias'taki Tetrapylon'da Huebner'le birlikte o dönemde restorasyon yapan kişi olan onunla birlikte çalıştım. When one is restoring an ancient building, we try to follow the guidelines that were written in Venice in 1964, which says that if you make a new element for an ancient building, you must do it in a way that the visitor can determine what is ancient and what is modern. 1964'teki Venedik Konvansiyonu'nda belirtildiği üzere eğer siz bir yapının konservasyonunda çalışıyorsanız aslında o konservasyonda mutlaka yeni eklediğiniz şeyleri izleyicinin görmesine uygun bir şekilde göstermek zorundasınız. Evet. You need to do this in a way disturbs of the building. And so it was done very well in these two buildings. You can tell the modern additions to the columns because it's a slightly different color and slightly different material than the original marble, but it still looks like a complete building.
Mesela bu restorasyonlara baktığımız zaman aslında modern edisyonları çok rahat görebiliyoruz. Çünkü farklı malzemelerden yapılmışlar. Özellikle sütunlarda burada görebiliyoruz farklı renk oluşturan yeni malzemeleri. You want to do this also with objects that you're conserving. You want to make it clear what is ancient and what is modern, but without disturbing the appearance of the object that you're conserving. Bunu objeler için de söyleyebiliriz. Çünkü objeleri de aslında onarırken aynı şekilde hangi yeri onardığınızı göstermek zorundasınız. At the same time, you don't want to hide any part of the object's history. So the fact that the object has been destroyed and then reconstructed is part of its history. So there may be times when you don't fill in the gaps, and you can see that we've done that for the pottery and for the wall painting. Aynı şekilde hem seramik hem de duvar resmi için özellikle hangi bölgeleri doldurduysanız konservasyonda bunları göstermeniz oldukça önemlidir. This is an example of what you shouldn't do, where the reconstruction is done in such a way that you have no idea what the building looked like originally. And although you can tell the modern concrete from the original marble, it just looks awful. Burada da aslında konservasyonda yapmamanız gereken şeyi görüyorsunuz. Çünkü burada eklenen malzeme ve bunun mermerle uyumlu olmadığını görmeniz kötü bir restorasyon, konservasyon örneği olarak öne çıkıyor. Evet. So at Troy, we had to focus right at the beginning of the project on the conservation of the walls of the citadel, because the visitors like to pretend that they are characters from the Trojan War, like Brad Pitt, and they climb the walls and pull out the ancient stones. Burada da Troya sur duvarı restorasyonunu görüyorsunuz ve konservasyonunu. Oldukça tehlikeli tabii, çünkü genellikle ziyaretçiler kendilerini Brad Pitt zannedip surların üstüne çıkıp oradan atlamaya çalıştıkları için. So with our restoration of the wall, you can see in the upper right what we did. We used smaller stones to repair the gaps in the walls. And so everyone can tell it's a modern addition, but we put the smaller stones together in larger groups so that it echoes the original shape of the stones. Şimdi burada aslında restorasyonda sur duvarlarında küçük küçük taşların yan yana geldiğini görüyorsunuz. Aslında bu modern edisyonu gösteriyor. Böylelikle hangi bloğun yeni dönemde yapıldığını görebiliyoruz. Evet. If the structure, as we did at Troy, then conserve it because mud brick is so fragile. And so my colleague Manfred Korfmann excavated Megaron made of mud brick because he hoped it would have the same kind of treasure that Schliemann found at Troy. Özellikle bahsetmek istediğim kerpiç restorasyonu oldukça zordur ve burada Manfred Korfmann zamanında yapılmış bir kerpiç restorasyon projesini görüyorsunuz. Evet. The only way that we could restore the building after excavation was to cover the original mud brick with new mud brick, which you see us making here.
Bu restorasyon ve konservasyondaki en etkin metot aslında sur duvarının kendine özel kerpiç yapısını bozmadan onun hemen üzerine bizim yaptığımız kerpiçleri koyup onu korumaya almaktı. Evet. At the same time, the wind and the rain that we had to put a canopy above the restored mud brick building. And we did it in such a way that the canopy is of the same height as the original mound that Schliemann found when he came in the 19th century. And it replicates the original slope of the mound. Koruma amaçlı hemen sur duvarının, bu kerpiç sur duvarının üzerine konulan kanopi koruyucu olarak aslında o topografyayı değiştirmeden doğal bir şekilde yapıldı. Bu aslında 19. yüzyıl kazılarıyla erişilmiş olan yüksekliğe uyumlu bir şekilde yapıldı. Evet. The biggest problem that all of us face are the looters, the defnecciler, who will use front-end loaders, kepçeler, like this, to dig away at tumuli and destroy the tomb chambers and the sarcophagi inside. Özellikle problem olan tabii defineciler. Onlar hem kepçe yöntemiyle hem mezarları hem de lahitleri yok edebiliyorlar. Evet. So this is a project I worked on with Billur. Within this tomb that was destroyed by the defnecciler, we found a painted sarcophagus from the early 4th century, and the left half had been clawed away by the kepçe of the defnecciler. Bu erken 4. yüzyıl milattan önce çağında bulunan bir lahit ve bu lahitin hemen kırık bölümü aslında definecilerin yapmış olduğu hasarı bize gösteriyor. Evet. So we did conserve this with the original pieces, but we didn't try to disguise the fact that this had been looted by defnecciler and they had destroyed the left side. Biz bunu rekonstrüktif çalışmasını yaptık. Yani bunun aslında orijinalde nasıl görünebileceğini düşünerek restore ettik. Evet. The most important part of this sarcophagus was that much of the original paint still survived, and we found the bones of the dead man inside the sarcophagus. He had been a warrior who had fallen off his horse during battle, and so we could compare the biography of the bones with the iconography of the reliefs. Burada aslında boyanın kaldığını söylemeliyim. Bu bir savaşçının lahdi ve kemikleri de içinde bulunmuştu. Evet. At Gordian in Central Asia Minor, we had a different set of problems. This is an area where the Penn Museum has been honored to work for the last 70 years since 1950. 1950'lerden beri Orta Anadolu'da Penn Müzesi'nin çalışmış olduğu Gordion diğer başka problemler konservasyon restorasyon açısından bir diğer çalıştığım yer. Evet. Many of the buildings on the citadel of Gordian had been destroyed in a major fire about 800 BC, and they were damaged also by the earthquake
in 1999. Bu yapılar aslında milattan önce 800'lü yıllarda büyük bir yangın geçirmişler ve tahribata uğramışlardı. Daha sonra da 1999 depreminde de yıkıldılar. Evet. So these we needed to restore so that they would be stable for the next century. And we also needed to find a way to preserve the tops of the buildings because the earlier archaeologists had put concrete on the tops of the buildings. And this is the worst thing you can do to restore an ancient building. Şimdi bu yapının aslında restorasyonunda bir sorun vardı. Üstüne taş koyarak kerpiç yapıyı restore edemezsiniz. Burada görüldüğü gibi. What we do now with the tops of the walls that we've restored is to put shallow rooted plants on the top of the wall surrounded by mud brick, by kerpiç. The roots will grow deep enough to absorb the water from the rain in the winter, but not so deep that they disturb the stones of the wall. So it's a solution that we call green capping. Bu kerpiç duvar restorasyonunda çok önemli olan bir çalışma. Doğal yöntemle üstünde bir bitki büyümesine izin vermek. Böylelikle kış yağmurlarında duvarın içine çok girmediği için yeterli miktarda nemi içinde koruyarak doğal yöntemle kerpiç duvarda restorasyonu sağlayan, biz buna green capping dedik ve çok etkili oldu. Evet. One of the problems we have at Gordian is that there are 125 monumental tumuli that surround the site, the largest of which is the tomb of Midas's father, 53 meters high, which you see here. Gordian ve çevresinde 125 tane tümülüs mezar bulundu. Midas'ın babasına ait olan Tümülüs MM diye nitelendirilen müzenin hemen karşısındaki bu tümülüs 53 metre yüksekliğindedir. One of the problems with this tumulus is that we didn't know how to protect it. We didn't put a fence around it. And so the sheep would go up the sides of the tumulus and eat all the grass, which meant that during the rainy season, the rains would gradually erode the sides of the mound. Burada bir problem var tabii koruma açısından. Çünkü çevredeki hayvanlar tümülüsün üstündeki vejetasyonu yediği için yağmur, özellikle kış yağmurlarında toprağın yüzeyinden tümülüsteki odaya su sızması mümkün oluyor. Evet. And then we put up a fence around the base of the mound so that no animals could get there. But that meant that the plants grew higher, and once a tourist threw a cigarette out the window of his car, and it set all the plants on fire, which were very high because no animals could get to them to eat them. Bunun üzerine biz aslında etrafına bir çit duvarı yapalım dedik. Bu defa da bitkiler çok uzadılar ve sigara atan bir kişinin aslında yaz ayında burada yangın çıkmasına neden oldu. Evet. And so now we put up the fence only for half the year. So we control the amount of time that the animals can eat the plants. This way the mound is protected because there still are some plants at all times, but they don't grow like a jungle because we don't let the animals
go up the mound every month of the year. Böylelikle biz kontrollü bir şekilde bu alanı açtık ve böylelikle hayvanların otların bir kısmını yemesini sağladık. Bu sayede de aslında hem koruma sağlamış olduk hem de daha işlerli bir sonuca ulaştık. Evet. One of the big problems we face is that some of these tumuli are parts of farms. And so as you see here on the lower left, the tractors get closer and closer to the top of the mound, and many of them have disappeared. Bölgede sorun olan bir konu aslında bu tümülüslerin insanların tarlalarının içinde olması ve traktörle üst tarafların tıraş edilmesi. Evet. Often the question is, what is cultural property? What is cultural heritage? And what should be preserved? I encountered this when I went to southern Iraq and looked at the so-called House of Abraham that had been built by Saddam Hussein in 1999. Ben özellikle kültürel mirasta neyin korunması, neyin korunmaması, korunmaması konusuna Güney Irak'a gittiğim zaman Saddam Hüseyin tarafından 1999'da inşa edilmiş İbrahim'in evini gördüğüm zaman anladım. Evet. So this was not an ancient monument. It had been built by Saddam Hussein in 1999 to attract the Pope, because the Pope was going to visit biblical sites in the year 2000. So the question was, should it stay or should it go after the fall of Saddam Hussein? In other words, even though it was part of political propaganda of the 21st century, should this stay or should it be destroyed? Şimdi burada konu şu, 2000 yılında Papa bu yapıyı ziyaret etmek istedi. Ama bu yapı eski bir yapı değil, sonuçta yeni inşa edilen bir yapı. Dolayısıyla burada sorun şu, bu yapı kaldırılmalı mı yoksa bu şekliyle Saddam Hüseyin'in ölümünden sonra korunmalı mı? So, the new archaeology superintendent at UR wanted to destroy it because it was a part of political propaganda of Saddam Hussein. I argued that it was now part of the history of the archaeological site. So I thought it should stay in place, although with a plaque that indicated that the archaeological site had been used for politics. Burada arkeolojik alanın aslında politikaya karışma sorunu da gündeme geliyor. Çünkü Ur'da o dönemde çalışan kişi bu yapıyı yok etmek istedi. Oysa ki aslında Saddam Hüseyin'i de içine alan ve kentin de bir parçası olan bu yapının bölgedeki politik yapılanmadan bağımsız belki korunması gerekir. Bunu düşündüm ben. Evet. This was a problem also in the former Soviet Union in 1990, when they had to decide whether or not all those statues of Lenin and Stalin should be protected as historical documents or should they be destroyed. Aynı olay aslında Rusya'da da oldu 1990'da. Yani Stalin ve Lenin'in onlara ait eserlerin korunması gerekliliği ya da gerekmediği üzerine. Evet. It's important as archaeologists to reach out to groups to whom we haven't often spoken and to establish communication with them. So I started a program after the beginning of the Iraq War to teach the soldiers who were going to Iraq and Afghanistan about the history and archaeology of those areas.
aslında konuşulamayanları da gündeme getirmek için ya da o kişilerin haklarını savunmak için ben şöyle bir çalışma yaptım. Irak Savaşı'na ve Afganistan'a gitmeden askerleri o bölgelerle ilgili bir eğitim programına sokmak gerekliliğini düşündüm. Evet. We taught principles of conservation to the soldiers because often they are the first to enter a museum after it has been hit by a rocket. So they needed to know what is the first thing they do, what is the second thing, the third thing, because they have to conserve the objects in the museum. There's no time for anyone else to do it. İlk aslında bir müze bombalandığı zaman o müzeye ilk giren kişiler askerler olduğu için konservasyonda nelerin öncülü olması gerekliliği, daha sonra ne yapacakları konusunda onları eğittim. Evet. So I went from military base to military base and also to Iraq and Afghanistan and taught the principles of archaeology and conservation to the soldiers so that they would be better at guarding museums, archaeological sites and libraries. Hemen tüm askeri üslere gittim ve orada askerleri bu konuda konservasyon ve koruma özellikle konusunda konferanslar vererek eğitmeye çalıştım. Evet. We also bring the soldiers into our museum and teach them about conservation, about archaeology, and about the importance of safeguarding archaeological sites, especially preventing the sites from being looted. Biz Pensilvanya'daki müzeye de bu askerleri davet ediyoruz. Onlara aslında arkeolojik eserleri tanıştırıp ondan sonra da özellikle de bu yağmalanmayı engellemeye yönelik kültürel miras çalışmaları yapıyoruz. Evet. We also give them decks of playing cards, and on each card, which they take with them into the field, we have lessons about archaeology and about looting that we want them to learn. Böyle iskambil kağıtları hazırladık ve bu iskambil kağıtların üzerinde o arkeolojik kültür mirasları var. Bu şekilde onlar bu eserleri hatırlasınlar diye ve gittikleri zaman da ne yapıp yapmamaları konusunda bilgi sahibi olsunlar diye. Evet. We especially don't want them to buy antiquities that people in Iraq and Afghanistan try to sell them. So we point out that if you buy antiquities, this puts money in the pockets of the people who are trying to kill you. Şimdi onların aslında özellikle antika almalarını, antik eserleri Afganistan ve Irak'ta almalarını istemiyoruz. Çünkü onların aslında aldığı ve para ödediği eserler bir taraftan da yağmalamacılığı arttırıyor. Evet. We also try to help protect antiquities in countries where the war is continuing by training the conservators in the museums how to protect their objects if the museum is hit by a rocket or a bomb. Aynı zamanda o bölgelerdeki müze çalışanlarını da eğitmeye çalışıyoruz. Hem konservasyon anlamında hem de eğer ki müzelerine bir atak olduğu zaman bir bombalanma, eserleri nasıl korumaları gerektiği konusunda.
Evet. We've recently started a program in our museum with the veterans from the wars in Iraq and Afghanistan, because many of the veterans are suffering from what we call traumatic stress because of the war. And so we talk to them about the Trojan War, about the life of the soldiers during the Trojan War, and compare it to their lives in the wars in Iraq and Afghanistan. This helps them understand that trauma is something, and stress are something that soldiers have been experiencing for 4,000 years, and it helps them get better. Yakınlarda müzede şöyle bir programa başladık. Emekli olan askerlerin savaş sonrası stres ve travmalarının analojisini antik dönemde, özellikle de Troya Savaşı sonrasında ki askerlerin yaşadıkları öyküleri onlara anlatarak böyle bir çalışmayla savaş sonrasında bu travmanın normal olduğunu onlara anlatıyoruz. Evet. In other words, we use the objects in our museum as part of psychological therapy for the veterans. Ve müzedeki bazı objeleri de bu emekli askerlere bu travmayı atlatmaları için bir araç olarak kullanıyoruz. We have special exhibits from time to time in the museum, and the most important exhibit we've had in recent years was an exhibit on Gordian, where we borrowed 120 objects from Ankara, Istanbul, Gordian, and Antalya to try to show the history of the archaeological site to American audiences. Özel bir sergi düzenledik hatta müzede. Bu sergide Gordion'da çıkmış olan 120 eseri Ankara, İstanbul, Antalya müzelerinden getirerek bu bölgedeki kişilere, ziyaretçilere sunduk. This was expensive to curate, and so in order to get enough money to bring the objects on loan from Turkey to Philadelphia, we had a gala, and we charged $1,000 to come to a dinner, a special dinner in honor of Gordian, and we had people dressed in ancient Phrygian costumes to welcome them. Bu oldukça pahalı bir küratörlük çalışmasıydı. Bu eserlerin Penn Müzesi'ne getirilmesi. O nedenle şöyle bir çalışma yaptık. Bir gala yemeği yaptık ve bu yemeğe katılmak için $1,000 vermesi gerekiyordu herkesin. Ve kişilere bu şekilde frik kostümleri giydirerek bir yemek düzenledik. Bu serginin kaynağını sağlayabilmek için. Evet. We also brought several people from Eskişehir, from the Costume Institute in Eskişehir, to put on a Phrygian fashion show for the people who came to the exhibit. So those of you in the class who will work in museums, remember that you need to show the visitors to the museum that they can have fun with antiquity. Böylelikle aslında şöyle Eskişehir Kostüm Enstitüsü'nden sağladığımız elbiselerle bir defile yaptık. Böylelikle aslında o kültürü getirmiş olduk Penn'e ve bu şekilde de müze ziyaretçilerine o yaşam kestiğini sunmuş olduk. Evet.
Everything is different today because of COVID-19. So we have to create new digital programming to keep people connected to the museum. Korona nedeniyle aslında müzenin bağlantısını insanlarla koparmamak için dijital platformda çalışmalara başladık. One of the things that we have started doing is called Digital Daily Digs. And with this, people come to the museum website, and each day there's a new object that they can listen to us talk about for only 3 minutes. So it's a very short lecture, only 3 minutes, but a lecture on some object in our collection, and it keeps people connected to the museum. Müzeyle bağlantıyı koparmamak için şöyle bir proje yaptık. Günlük kazı projesi. Orada web sitesinden fonksiyonlu bir obje seçiyoruz ve o obje üzerine bizlerin verdiği 3 dakikalık bir konuşma var. Bu şekilde de müzeye ilginin sürekli ayakta kalmasını sağlıyoruz. We also have lectures from our living room every week because all of us are in our houses. We can't really leave. We set up a camera and we give a lecture every week to people in the community, talking about our lives as archaeologists and again, keeping people connected to both archaeology and the museum. Her hafta evlerimizden verdiğimiz konferanslar var. Özellikle müzenin çevresinde o şehirde yaşayan iki kişiye hem arkeolojiden kopmamaları, arkeolojiyi tanımaları daha detaylı hem de müzeden kopmamaları için etkin bir yöntem. Evet. And so I always end with this slide, which was set up at the entrance to the Kabul Archaeological Museum in Afghanistan in 2001, a sign that says, a nation stays alive when its culture stays alive. And that is a message for all of us as archaeologists and as museum curators. As long as we keep culture alive, we keep the nations connected to those cultures alive. Ben her zaman konferansımı bu diyayla bitiriyorum. 2001'de Afganistan'da Kabul'de çekmiştim bunu. Eğer bir ulus yaşarsa onun kültürü de yaşar. Ve arkeoloji de zaten bu işleve bir şekilde servis veriyor. Evet. And so that is the end of my presentation, but I will be happy to take questions. Evet, şimdi yorumlara ve sorulara gidelim. Could you stop sharing, Brian? Yeah. Evet, buyurun. Herkes, ben herkesin mikrofonu şu an kontrol etmiyorum. Kendiniz açabilirsiniz ve sorabilirsiniz. Sorry, may I ask a question? Yes. I have. Hello, Mr. Rose. Thank you very much. It was great pleasure. Many greetings from Mula. I have only two questions. One is, unfortunately, the international protection agreement are not taken into consideration. Even signing countries, what can we the archaeologists do more for this serious problem? My second question is, how do you solve the private lands around the Gordion? Thank you very much. Yeah. Thank you. Just a second, I'll translate this question. Uluslararası konvansiyonlarda belirtilen
aslında kurallar olmasına rağmen bunlar arkeolojik sit alanlarına bir şekilde uyarlanmıyorlar. Evet, evet. Buna cevabını alalım. So for international protection agreements, I would say there are two ways that I try to address this. One is because one is that people buy the antiquities that are looted. If more people understood that when they buy an antiquity, they are part of the murder of civilization, then I like to think they would not do it. So the Archaeological Institute of America has a lecture program. We go all over the United States, all over North America, and we talk about the importance of cultural heritage protection and the destruction of culture when anyone buys a looted antiquity. And I like to think that this is having an effect. We also, as you know, in America, we have what's called a memorandum of understanding, which is designed to stop looted antiquities from different countries coming into the US. And we are almost finished with a new memorandum of understanding between the US and Turkey that will prevent looted Turkish antiquities from entering the United States. So we can't solve the problem in a year or 2 years or 10 years, but it's important to try to do it legally and also by speaking to the public about cultural heritage protection. Bizim Amerika'da bir aslında geliştirdiğimiz memorandum understanding, yani Türkiye ile aslında Amerika arasında bundan sonra definecilerin bir şekilde satmaya çalıştıkları eserlerin alınmaması üzerine bir kanun bu. Ama bunun tabii ne zaman tam yetkin olacağı konusunda bir şey söyleyemiyorum. Evet. Diğer sorunuz neydi? Onu hatırlayamadım. Private land. The problem of private land. The private land. Yeah, excavation areas. Yeah, it's a big problem. We're working on getting World Heritage designation, UNESCO World Heritage designation for Gordian and the surrounding area that will help us protect the tumuli from being destroyed by farming. So we're reaching out to UNESCO for assistance in that. And if the area becomes an archaeopark, which is also something like a Milli Park, then we also will be more successful in protecting the burial mounds from destruction by farming. Biz bu özellikle kişilere ait olan tarlalar ve topraklarla ilgili sorunu UNESCO'ya başvurarak Gordion ve çevresini koruma altına almak üzere ve arkeopark yapmak üzere tüm üsleri de korumak adına bir çabaya giriştik. Evet. Başka sorumuz var mı? May I ask? Tabii. Mehmetcan. Yes. Merhaba Mehmetcan. Hi Brian. Thank you very much. It's great to see you again. My question is about the restoration approaches to the archaeological sites. As I can see from your presentation, every site has its unique problems. And it's important for us to understand the local practices and this unique problem to solve this. But also I can see that we have a global problem now, which is climate and climate change. And I know that recently restoration projects started to consider the climate and climate-related protection level. And Green Cup activities that you have done in Gordion is I believe that it's a good example of how to use nature to protect the archaeological site. But I was wondering, do you see it's enough as a restoration professionals? Restoration professionals, do they consider climate change enough recently, or is there still a problem about understanding climate change and applying to the cultural heritage protection? So how is it
in the cultural heritage protection now. Mm-hmm. Restorasyon, let me... Yes. Restorasyonun aslında şu değişen iklim koşulları içerisinde arkeolojik site uyumlu olup olmaması konusu oldukça önemli. Gordion örneğinde Green Cap yöntemini gördük. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeah, this is an excellent question, and I don't know that I have a great answer. Certainly, everyone who does architectural conservation today needs to understand the environment, changes to the environment, global warming, and that has to be a part of the strategic solution that they decide on for the monument. We also need to push our governments to recognize climate change and the importance of protecting the environment, because if we're going to protect the monuments, we have to protect the environment that surrounds the monuments. Turkey understands this very well. Right now, the environment doesn't really understand this, and that is too bad. But we continually press our leaders in the United States to do something to help with climate change. Because if we don't do that, then no matter how good the architectural reconstruction is, it can be destroyed by the climate. So it's certainly something that we keep in mind when we do architectural conservation. And we also understand that the climate could change dramatically, will change dramatically in 10, 20, 50, 100 years. So all the conservation that we do is not fixed in place. In other words, it can be changed. It can be reversed, it can be modified if it turns out that new conservation techniques are developed in the future, or if the environment changes in the future. So all conservation intervention has to be reversible because of these problems. Şimdi tabii bizim yaptığımız arkeolojik restorasyon ve konservasyonun aslında 100 sene sonra bu özellikle iklim değişikliği ne duyarlı olarak nasıl değişeceğini bilmememiz. Dolayısıyla aslında bir strateji geliştirilmesi ve ülke yönetimlerinin de çevreci bir şekilde düşünüp bu konuda önlemler alması gerekir. Evet, başka katkılar? Merhaba, soru sorabilir miyim? Pardon. Sonra Ceren alacak, evet. Mimari restorasyonu Anadolu'da her yerde görüyoruz, ancak bu yaz boyu kısa bir dönem içinde yapılabiliyor ancak. Üniversiteler çalışma programına bağlı olarak. Bu da tabii tüm Anadolu'da yer alan, kazılarda ortaya çıkarılan mimari buluntuları ya da yapıların restorasyonu için yeterli değil. Bunun için... Charles Brian ne düşünüyor bu konuda? Bunların daha uzun vadeye yayılması ve daha fazla alanların restore edilmesi, gelecek kuşaklara aktarılması muhakkak ki daha iyi olacaktır, ama tabii işin ekonomik boyutu da var. Bu konuda Brian'ın düşündüklerini öğrenmek isterim. Brian anladın mı? Çevireyim mi? Şöyle söyledi. Architectural restoration, in terms of architectural restoration, only in summer months we do conservation and restoration for a limited amount of time. So, I mean, what does he think? Whether it's enough, that short period for... Well, it's not really enough. Mustafa Bey knows very well that we can only do so much restoration in the course of the summer. The problem is that most of us who are archaeologists teach for 9 months from September to May in the States, and that leaves only 3 months remaining. And so my season at Gordion is usually 2.5 months. I need 1 week to get ready,
2.5 months to work and then 1 week to change back to classes. So it doesn't leave us enough time to do as much as we want in restoration. I wish that I had a better solution for this. The best situation would be if we could conserve the buildings, the sites, during the entire year. But given the fact that most of us are professors who are teaching, I'm not sure how we do that if we're teaching in areas that are far away from the archaeological sites. Benim de tabii çok arzu ettiğim bir şey aslında. Tüm yıl gönül isterdi ki böyle bir çalışma yapmak ama biz aslında arkeologlar yılın 2.5 ayını arazide ve özellikle bizim durumumuzda uzakta geçiriyoruz. 9 ayı. Çünkü hepimiz üniversitede hocayız. Dolayısıyla bunu hani istediğim gibi yapamadığımı söylüyorum demek istiyor. Evet. Ceren? Merhaba, teşekkür ederim hocam. I'm just going to ask you a question about the philosophical perspective of your museum, because I know not only an archaeologist you are, but also you are the philosophy of archaeology you were just working about, and you were also working about museology. As you know, the 18th of May is the International Museum Day, and you were also talking about the real the real sources of the objects in your museum. And from the perspective on the United States Museum, will museums defend the unspokers? How can they defend the unspokers? How can they defend the real owners of the objects, especially from the Middle East? As you know, the situation, the political, unfortunately, situation is not in really stable in the Middle East. And also, how can they do that? How can the people just do that? How can they just speak in front of the audiences, especially in the new era of the museum after the pandemic situation? What do you have a plan? Because I just understand you were just talking about the digital inclusion. That's really cool and a very good experience for both audiences and for also both the museologists. But I just have just noted that museums and the equality is the most important thing in 21st century, of course, as it is important as archaeology. But the philosophy of Penn Museum is going to widen its unfortunate situation as diversity and more inclusion in front of the audience on behalf of the unspokers. Thank you so much. Bir hemen çevirmeye çalışayım genel özetini. Müzenizde felsefi bakış açısından özellikle de Mayıs 18'de Uluslararası Müze Günü olduğu düşünülürse her prezente ettiğiniz obje kendi açısından tam anlamıyla yansıtılabilecek mi? Burada aslında çeşitlilik ve eşitlilik kavramları, bu objelerin kendilerini nasıl gösterebilecekler geldikleri toprakları düşünürse. Evet. All right. There are a lot of issues. Thank you for that question. There are many issues in that question. First of all, every museum has objects that have some of which have an uncertain history. And many countries now have been asking for antiquities to be repatriated, to come home again. This is a good thing. This is a great thing. This is something that must happen. And museums are listening more carefully to the countries that are requesting objects to be repatriated. And I like to think that this is happening more frequently than it did. And again, I think this is a good thing. With a museum today, it's hard to get people to come into a museum, harder than it used to be, because they have the internet, they have television, movies. It's just hard to get them to come into the building. The only way we can get them to come in is if we tell better stories
Or we use the objects in our museum in more creative ways. That means reaching out to a broader series of groups than we've done in the past. It means having special programs for children, for women, for people from Latin American countries, for people from East Asia, for people from the Middle East, showing that we are interested in all of those cultures and using our objects as part of new creative programs that appeal to all of those different groups. So I think museums have to broaden their outreach efforts and be more creative in their programming in order to continue to bring in large numbers of people. Müzelerin bugünlerde tabii insanların müzelere gelmesi çok zor çünkü internet gibi daha farklı ulaşımlar ve kendilerini hani müze dışında aslında ulaşabilecekleri kaynaklarda daha çok zaman harcıyorlar. O nedenle biz aslında daha yaratıcı metotlarla çocuklara, kadınlara ve farklı etnik gruplardan, işte Latin Amerika, Doğu Asya ve Orta Doğu'dan kişilere bu eserleri cazip hale getirerek bir program sunuyoruz. Evet. Soru ve katkılar, buyurun. Evet, katkıda bulunabilir miyim? Lütfen, buyurun. Brian, merhaba. Halil Bey, merhaba. Sadece bir katkı amacıyla son 6 yıldır birlikte düzenlediğimiz Gordion Cultural Heritage Education Program'dan belki bahsetmek istersiniz. Çünkü hem müzecilik açısından hem kazılar, kazıların geçmişi hem restorasyon ve konservasyonun özellikle kazı alanındaki Türk halkına yönelik programımızla birlikte yürüttüğünüz çabalar son derece güzel. Birlikte güzel çalışmalar yapıyoruz. Belki bundan bahsedersiniz kısaca. Last six years, Gordion Cultural Heritage Program. Could you tell about this project? Thank you, Halil. This is one of our most important programs. We will not be working at Gordion forever. No archaeological group works at a site forever. Therefore, the community has to be committed to protecting the site when we leave. And the easiest way to make that happen is to reach out to the children who live in the communities around the archaeological sites, to teach the children about the cultural heritage of the area, about the importance of ancient culture in that area, and the importance of protecting it. This is something that Halil Demirdelen has been doing with my colleague, Aisha Saltzman, establishing programs for children in the area every summer when we're working at Gordion, so that the children understand the importance of archaeology and the importance of protecting the archaeological sites. They go home, they have dinner, they tell their parents what they've learned about the importance of the archaeological sites. We also extend this program to the teachers in the area so that the teachers in elementary school and high school can educate the children about the importance of protecting cultural heritage. The children are the future of archaeology, and we can never forget that. Thank you so much. Halil Bey ve Ayşe Sazman'la birlikte son 6 yıldır Gordion Kültürel Miras Eğitim Programı çocuklara açık. Özellikle de bu çocuklara konservasyon ve Gordion hakkında bilgiler veriliyor. Böylelikle kültürel mirası aslında yerinde tanımı olanağı ve sonraki jenerasyonların Gordion'a sahip çıkacağı düşünülürse
böyle bir program yürütülüyor. Ayrıca bir de tabii hem ilkokul hem de orta eğitim öğretmenlerine de bu program uygulanarak daha etkin sonuçlar alınıyor. Evet, teşekkür ederim. Brian Ross'un liderliğinde ve yardımlarıyla. Sağ ol, teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar, ben Serap Kurt. Bir arkeolog ve müze eğitimcisiyim. Sormak istediğim soru, Irak Savaşı'ndan sonra o bölgedeki askerlerle yaptığınız eğitim çalışmalarından bahsetmiştiniz. Sonrasında bu insanların farklı bir ülkeye savaşa gittiklerinde o kültürü anlamak ya da o kültürü ve insanı tanımak için algılarında değişiklikler olduğunu düşünüyor musunuz bu eğitimlerle? Teşekkür ederim. Sağ olun. You have mentioned that you are doing special programs with the veterans. And do you think that when they go back to those countries, are they aware of the culture in the places that they are recruited? Yes, I wasn't able to reach all the soldiers who were going to Iraq and Afghanistan, but I reached many of them. I used other archaeologists from the Archaeological Institute of America, and we gave them lectures on the history of these areas, on the archaeology of these areas, on the museums. And we could only do so much because the army would only give us a day to tell them about the entire history of archaeology and Afghanistan and the fundamentals of conservation. And that's just not long enough. But you take what you're given. And the fact that I would get letters from the field, from written to me by the soldiers I had spoken to, and the letters would say, today we saw a site being looted and we stopped the looting. Or today we were expanding one of the buildings on our base in southern Iraq. And as we were digging down, we saw the soil changed color from brown to orange. We knew we were getting close to ancient mud brick, and so we stopped the building. So they are taking the lessons that we give them into the field. It's just that we would like to have 3 months for this training instead of a day. Bu kişilere arkeoloji, Amerikan Arkeoloji Enstitüsü kanalıyla verdiğim çalışmalarda sadece kısa süreli konferanslar oldu. Sadece bir saat. Gönül isterdi ki bu 3 aya çıksın ama yine de özellikle savaştan bana yazdıkları mektupta bazı yağmalamaları durdurduklarını ya da bariyer olarak kazdıkları yerlerde kerpiç binaların gelmeye başladığını, toprak renginin değişkenliğinden gözlemlediklerini yazdıkları düşünülürse yine de etkin olmuş diyebilirim. Evet. Hocam bir soru daha sorabilir miyim acaba? Tabii buyurun. Brian, may I also ask you another question if possible? Yes. What's the importance of the local community participation to state the post-colonial equality museum projects from your perspective? Is it possible for you to give us a specific example from your experiences maybe? An example of the involvement of the community in the protection of the site? Yes. Of course, Gordion is maybe the most important example you can just share with us, but something else, especially maybe you heard from your colleagues from the Middle East or somewhere else. Bilur, do you want to translate that? Let me first get it myself. Şey,
insanların aslında katılımıyla ilgili, özellikle postkolonyal bakış açısıyla yapılan çalışma yerlerinde insanların katılımı soruldu, değil mi? Evet. Okay. So she's asking the importance of participation, post-colonial attitude, especially in the areas that you excavate or in the case of the museum. Right. Well, in terms of my work in Turkey, and Turkey is really the only country where I've worked during the last four decades, I find that the community living around the archaeological site feels a very clear connection to the people who lived there 2,000 years ago, 3,000 years ago. And I find them to be active helpers in the protection of the site. If there's been any attempt at looting, if a wall has been damaged by a storm, they let us know. If they find an antiquity in the forest, this happened at Granicus, they tell the museum, the local museum, and we go and protect it and conserve it. So if you ask me if in this post-colonial world, people feel a connection to the past, they certainly feel it, but they would feel it a lot stronger if we gave them more training, more lectures, more programs that helped them to see their connection to the past. This is something I hope to do with Kalç University, to give lessons, training in archaeology and preservation, understanding of culture to the children of Syrian refugees, so that they understand that they're part of a great tradition, they're part of history. And maybe they don't have a biological connection to the people who lived in that area 3,000 years ago, but the connection is via the land. They're inhabiting the same area that a great civilization once inhabited. We need to make them feel pride in the land where they now live. And this is not hard to do, but it requires good educational techniques. And we haven't been so good about doing that in the past. We haven't reached out to the communities that surround our excavations. So maybe they didn't see the connection between the people in antiquity and their own communities. But now with increased education, I think they do, and I think they're more protective of culture than they once were. Çalıştığımız yerlerde, özellikle Granicus bölgesinde bu halkla bütünleşme anlamında çalışmalar yaptığımı söyleyebilirim. Koç Üniversitesi kanalıyla aslında özellikle Suriyeli mültecilerin belki biyolojik bağlamda direkt bağlantıları olmasa da o toprağı kullanan halklar, kendilerinden önce o bölgeyi kullanmış olan halklarla bütünleşmesi konusunda onlara özel eğitim programları vermeyi düşünüyorum. Aslında tabii ki çalışılan alanlarda kişilerle direkt bağlantı kurulsa onların da yaşayan antik kültür mirasıyla daha bağlantılı olabilecekleri olasılık vardır. Evet. Evet. I have Adnan Bey mi, Pelin mi? Mr. Rose, I think there is a message of your green restoration against to unlimited restoration implementation, isn't it? I don't quite understand. Yeah, I think there's a message for you of your green restoration. Yes. Of Koya for unlimited restoration implementation. Well, I think it would work well if
we could do this at every archaeological site because it's easily reversible and it's the best solution for preserving the walls. And I think more people are doing this, but it's a project or it's a system, a technique that we developed only 10 years ago. So it's still not well known. Oh, thank you. 10 yıl önce geliştirdiğimiz bu restorasyon tekniği Green Cap aslında bir başlangıç ve bir mesaj tabii. Çünkü çevreyi aslında koruyarak ve çevrede yaşamın akışını izleyerek yapılan restorasyon metotları oldukça önemli. Biz bunu 10 yıl önce yaptık. Onu belirteyim. Evet. Ben söz alabilir miyim hocam? Hadi Pelin, buyur. Hello everyone. Hi Brian. I was working at ERIT, American Research Institute in Turkey, Ankara branch, for 11 years. So I know you very well. Thank you for coming and for this wonderful presentation. I would like to ask you a question about what do you think about in situ learning for architecture or archaeology students? And I'm teaching architectural history to the architecture students. So what do you think about in situ learning? Is it a necessary thing for the archaeology students or architecture students to be on the site and physical interaction with the site? Is it necessary for the students? Thank you. Bilur, do you want to translate? Ben yerinde öğrenme yapıyorum şu anda arkeoloji alanlarında. Yok, hocam aslında şöyle anlatayım. Yerinde öğrenme hakkında hocanın ne düşündüğünü merak ediyorum. Arkeoloji öğrencileri ya da mimarlık öğrencileri için gerekli bir şey olduğunu düşünüyor mu? Bunun için aslında bu tür çalışmalar yürütüyorlar mı şeklinde? So what do you think about in-situ learning for archaeology and architectural history students on the site? Yeah, you can't learn archaeology if you don't go into the field and experience the buildings firsthand. So in-situ learning is essential for any student of archaeology. And also in the educational programs that Halil Bey mentioned, we bring the students into the excavation, we show them why it's important to excavate animal bones and what we do with them and what's found around the animal bones and how you use this to reconstruct an entire civilization. You can't really get that point across to the students unless they're actually in the field. So that's why, at least in the States, we insist that all of the graduate students in Mediterranean archaeology spend the summer on an excavation. You can't just get it from a book. Halil Bey'in eğitim programında da olduğu gibi aslında arkeoloji öğrencilerinin mutlaka yerinde eğitim yapması gerekir. Çünkü siz bir medeniyeti ve o medeniyetin aslında bırakmış olduğu izler, mesela bir hayvan kemiklerinin rekonstrüksiyonunu ancak yerinde anlatabilirsiniz. O nedenle mutlaka bu konuda yerinde eğitim gerekir. Buna ben de bir katkıda bulunmak istiyorum Pelin. Zaten UNESCO Charter'ı, konvansiyonu arkeolojik kazı alanlarında yerinde öğrenimi öneriyor. Bu bir article, yani bunun bir parçası. Diğer türlü arkeolojik kazı mümkün olmuyor. Yerinde öğrenmek gerekiyor. Bu kazılara verilen aslında izinlerle de orantılı. This is part of the UNESCO Charter as well. If you have an archaeological site to excavate,
you need to implement in-situ education at the site. So yes, which is a great idea. Başka katkısı olan olmak isteyen var mı? O zaman oturumu kapatacağım. We are close to the end. Thank you very much, Brian. It was a great pleasure with the audience here. Very crowded, actually. And we will be maybe putting this on YouTube. We will talk about this. Herkese çok teşekkür ediyorum katılımlarından dolayı. Güzel bir konferans ve tartışma ortamı oldu. Bir sonraki toplantıda buluşmak üzere. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese teşekkür ederim. Thank you, Billur. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki haftayı duyurmak istiyorum. Bir sonraki haftada olasılıkla Markus Kraft'la konuşacak bu ekip. Özellikle sanat, bienaller ve Akbank Sanat'ın etkinlikleri konusunda. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.